bir numaralı özelliği, erkek hayatına girse de bağımsızlığını devam ettirir bu insan. İster bir şirketin CEO'su olsun, ister bir yerde garson olarak çalışsın, onurludur, dürüstçe hayatını kazanır, el açıp beklemez. İki numaralı özelliği, erkeğin peşinden koşmayan kadındır. Kendine özgü davranışları vardır, kendini meşgul edecek uğraşları çok olan kadındır. Erkeğin etrafında hayatın dönmediğini bilir, erkeği merkeze almaz. Erkeğin peşinde koşmaz, onu kontrol etmez. 3 numaralı özelliği, gizemli bir kadındır. Elindeki kartları hemen açmaz. Karşısındaki insanı önce tanır. Dürüst olmakla her şeyi karşıdaki kişiye devirip dökmek arasındaki farkı bilen kadındır. Dürüsttür ama her şeyi ifşa etmez. Elindeki kartları sözel olarak masaya koymaz. Çünkü bilir ki aşinalık küçümsemeyi, kestirilebilirlik, sıkıcılığı doğurur. Bu kadının 4. özelliği de erkeği ister bir durumda bırakır. Her gece mesela onunla buluşmaz. Sürekli mesaj bırakmaz, mesaj atmaz. Erkeğin sekreteriyle hemen bir haftada senli benli konuşmaz. Uzun mesajlar atmaz. Ve erkek özlem hissini sevgiyle birleştirir. Erkek onu özler. Özleyebilecek pozisyonu yaratabilen kadın sıra dışı bir kadındır. Terlediğini erkeğe göstermez. Heyecanlı davranmaz, böyle ceylan gibi sıçramaz erkeği gördüğü zaman. İletişimde olabilecek karmaşaları engelleyen kadın sıra dışı bir kadındır. Üzüntüsünü belli etmez bu insan. Kendini zayıf, muhtaç göstermeyen kadındır. Kafası netleştiğinde sözlerini toparlar ve en temel noktayı işaret eder. Kendi zamanının kontrolünü elinde tutar. Erkek hızlı hareket etmek istediğinde yavaşlatır. Özellikle erkek acele ettiğinde o yavaş davranır. Erkeğin onu kontrol etmesini önleyerek onun ritmine göre değil, kendi ritmine göre hareket eder. 7 numaralı özelliği, mizah duygusunu koruması. Mizah duygusu erkeğe kadının bu ilişkiden kendisini ayrı tuttuğunu gösterir. Her halükarda saygısızca bir davranışı kahkaha atılacak bir durum olarak görmez bu kadın. 8. özelliği, kendine yüksek değer biçmesi. Erkek ona iltifat ettiğinde teşekkür eder. Duymamış gibi yaparak erkeğin konunun dışına çıkmasını engeller. Başka kadınlarla kendini kıyaslamaz. Erkeğe eski kız arkadaşını, eski eşini sormaz. Başka kadınlarla kendini kıyaslamayan kadındır. 9 numaralı özelliği. Erkek dışında başka tutkusu da vardır. Erkek şu duyguyu hisseder. Bu kadının hayatında tek tutku ben değilim. Erkeğe sadece hayatındaki tek ve her şeymiş gibi hissettirmediği için erkeğin kadını daha çok arzulamasına neden olur. Diyelim ki erkeğe telefon açtı. Telefonu açmadı erkek, geri dönüş yapmadı. Bu durumlara içerlemez bu kadın. Aksine kendi meşguliyeti her neyse onu sürdürür. Erkeğe sistemkar davranmaz, içerleyici sözler söylemez. Neredeydin? Niye telefon açmadın? Neden bana dönmedin gibi sorular kendine güvensiz bir kadının soruları olduğunu gayet iyi bilen kadındır. Sıra dışı kadının özellikleri erkeği çeker. Çünkü tam olarak egemenliği altına alamadığını hisseder bu kadın. Kolay kolay el avuca sığan bir kadın değildir. Erkek onun üzerinde tahakküm kuramaz. Bazen diyorlar ya, önceleri böyle değildi. Sonra romantizm bitti, aramalar bitti, ilgisi bitti. Bunun en temel nedenlerinden biri erkeğin artık sizin üzerinizde tahakküm kurmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu kozları siz ona veriyorsunuz. 10. özelliği de kendisine bakan kadındır. Bedenine sanki hassas, ince bir makineymiş gibi bakım gerektiren bir makineymiş gibi davranıp görünüşünü ve sağlığını korur bu kadın. Kişinin kendisine olan saygısının fiziksel görünümüne yansıdığını bilir bu kadın. Kırmızı ruj sürmek kendini iyi hissettiriyorsa muhakkak o ruju sürer. Erkek kırmızı ruj sevmiyor, ha, tamam sürmeyin demez. Kaba konuşmaz, kibardır ve nettir. Sert bir ses tonu kullanmayan kadındır sıra dışı kadın. Bir erkekle doğrudan iletişim kurar. Erkeklerin birbirleriyle kurduğu iletişim tarzıyla yaklaşır, doğrudan iletişim kurar. Çünkü duygusal ve hassas kadınlar erkeklerin kafalarını karıştırır. Bu kadın doğrudan ve net bir şekilde konuştuğu için erkek bununla daha problemsiz konuşacağını bilir. Birdenbire ortadan kaybolma sebepleri erkeklerin işte bu yüzden. Kadının hassasiyetini gördü ya, duygusal dokunaklı tavrı erkekleri çok etkilediği için bir an önce toz olayım derler. Çünkü kadınla konuşacağı duygusal sözcükler
erkeği yaralar. Bu yüzden eğer ayrılmak gibi bir niyet varsa, toz olmak gibi, direkt iletişim kurmaktansa kaçmayı tercih eder erkekler. Bu tarz kadınlarla iyi iletişim kurdukları için erkeğin böyle bir korkusu olmaz. Bu kadının en önemli özelliklerinden biri sınırlarını koruması. Ve kendine inanılmaz derecede saygı duyar bu kadın. Kararlarına öz değerinin hükmettiği inancını korur bu kadın. O korkmadığı için de erkek onu kaybetmekten korkar. İronik bir şekilde de o erkeğe ihtiyaç duymadığı zaman erkek ona ihtiyaç duymaya başlar. O erkeğe bağımlı olmadığı için erkek ona bağımlı olmaya başlar. Bu tıpkı ters bir mıknatıs gibidir. İlişkiden çıkacak sonuca en az bağımlı kişi otomatik olarak diğer kişiyi içeriye doğru çeker. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.